Ben zaten müsaade edilmiyor. Şöyle bir geçelim mi? Hadi bir yardımcı olun arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Masum arkadaşlar. Öyle. Yolu kapatmayın. Ne yazıyorum ben? Boş ver. Şöyle kal diye gösterir. Gel kardeşim. Yapma. Tamam mı? Gerek yok arkadaşlar. Gerek yok. Gerek yok. Şöyle bir alalım. Yo. Beş kat. Buraya gidelim bir şey. İkrar ya getirdiler ve her geçen sene Ferdi için ağırlaştırılarak 24 senedir Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tercih ağırlaştırılarak devam ettiriliyor ve 2 seneye yakın da kendisinden hiçbir şekilde haber alınmıyor. Geçen günlerde bildiğiniz gibi bir sitede heyeti de adayı ziyaret etti. Yalnız kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı. Sipiti yetkilileri tarafından. Yine aynı şekilde Asrın Hukuk Kurusu avukatlarının Sayın Öcalan'ın Sipiti heyetiyle görüşmediğine dair basına bir açıklamaları söz konusu. Bu halkımızdaki Sayın Öcalan'ın sağlığına ilişkin, yaşamına ilişkin ciddi boyutta kaygılara yol açmış durumdadır. Bildiğiniz gibi bu tür bir yaklaşım hem ulusal hem uluslararası bu ayaklar altına alan bir yaklaşımdır. Tercih dediğimiz gibi ne kanunda ne anayasada ne Türkiye'nin bağlı olduğu uluslararası sözleşmelerde yeri yoktur. Tercih bir işkencedir. Ve hele hele 2 yıla yakın bir süredir görüştürülmemesi, hiçbir şekilde iletişim bulunmaması, mutlak bir tercihin uygulanması da aynı şekilde hem işkence hem insanlık suçudur. Dolayısıyla burada hükümete düşen, iktidara düşen Sayın Öcalan'ı derhal avukatlarıyla görüştürmek ve bundan sonra da hukuku, mevcut olan hukuku Sayın Abdullah Öcalan'a da uygulaması gerekiyor. Herkese karşı başta altımız olmak üzere tüm demokrasi güçlerini hassas davranmaya, söz ve eylemle tercihler karşı bu anlamda tepkilerini göstermeye davet ediyoruz. Dediğiniz gibi Sayın Abdullah Öcalan ne zaman sesi duyulduysa İmralı'ya yaklaşma baktığımız zaman bu hem toplumsal barış hem Türkiye'nin geleceği açısından umut verici olmuştur. Dolayısıyla şu anda AKP, MHP iktidarı Öcalan'a yönelik, İmralı'ya yönelik tercih politikalarıyla aslında bir nevi insanlık dışı unutulma politikalarını gidiyor. Bu politikalara karşı hepimizin sesimizi yükseltmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi tekrar edelim, kritik bir aşamaya gelmiş durumdadır. Hem halkımız için hem ulusal doğalıklar için Sayın Öcalan'ın ne ifade ettiği hem geçmişteki pratiklerden hepimiz tarafından açık bir şekilde biliniyor. Kendisine fırsat verildiği gibi, dediğimiz gibi toplumsal barışın sesi olmuş, defalarca da bunu göstermiştir.